Evet, şimdi İstanbul'dan gelen arkadaşlarım Volkan ve Onur'la birlikte Kleopatra Plajı'na ilerliyoruz, gideceğiz. Onlar orayı sevdiği için, onların sevdiği güzergahlar biraz belirliyoruz. Normalde dağlarda, tepelerde çok geziyoruz. Biraz da böyle olsun şehir içinde. Kleopatra'da neler oluyor, biraz orayı gözlemleyelim. Bilgi verelim. Temiz mi, kirli mi, orada ne gibi hizmetler var? Hangi ülke? Evet, Volkan biraz doğru. Peki Volkan, hangi ülkeden daha çok insan vardır tahminen? Ne tahmin ediyorsun? Tahminim mi? Aynen. Alman. Yani burada bilmiyorum ama Rus Alman herhalde. Dedi. Alman, Rus dedi. Bakalım, evet, gideceğiz. Onur'un da Onur, senin tahminine. Migros'a gittik. Arkadaşın görüşlerine katılıyorum. O da Volkan'ın görüşü. Ha, bir dakika. Migros'taki gözlem, evet. Evet, Migros'taki gözlemlerim şu şekilde. Biraz ses kısabilir misin? Genellikle Rus herhalde. Finlandiya'da falan da gördüm. Nereden bildim Finlandiya'da olduğu? Önümdeki bir grup vardı. Elinde Finnair'in kredi kartı vardı. Oradan döndüm. Wow, çok dikkatlisin. Polis. Bize. Amirim. Biz ona İstanbul'da amirim deriz. Amirimiz. Evet. Az sonra plajdayız. Evet, şimdi paralı otopark bile full dolmuş. Park edecek yer yok. Biz de ne yaptık? Ara sokaklarda bir yere girdik. Müzenin olduğu bölgede de hep dolu oralar. Biraz kale yolunda, yani şöyle yukarı doğru bir yer bulduk. Oraya park ettik. İşinde abi. Herkes işinde gücünde. Abi şimdi geldik Kleopatra plajına saat 1'de. Ben diyorum ki bu sıcakta Kleopatra plajına gelinmez abi, yanarsın, itersin. Yani Volkan da diyor ki gelinir abi, Temmuz değil Ağustos diyor. Bugün Ekim'in 1'i. Evet. Bugün Ekim'in 1'i, gelinir abi diyor. Bak geldi. Geldik ki gelenler de var. Demek ki geliniyor. Demek ki geliniyor, bakalım, evet, gayet geliniyormuş. Ama normalde Temmuz Ağustos'ta da full burası. Demek ki o zaman da geliniyor. O zaman da geliniyor demek ki. Benim bu konuyu bir daha düşünüp tekrar alta yorumlara yazsın arkadaşlar. Valla oğlum ya, valla. Evet, gelinir mi gelinmez mi? Ne yap? Bundan sonra YouTube kanalımda Volkan'ı danışman olarak atıyorum. Ne yapmam gerektiğini artık bana o söyleyecek. Güncel gelişmeler, yeni efektler, ne varsa onları kullanacağız. Bu gibi bu güneşte de gelinir diyen Volkan benim şemsiyemin gölgesinde şu anda oradan ayrılmıyor. Gelir işte, geldik ama gölgeye falan filan lazım tabii. Evet, bu arada bu şemsiyenin hem sandalye hem şemsiye hem de bir soğutucu özelliği var burada. Evet, önceki videolarımızda onun kurulumunu yapmıştık. Şöyle açıktan bir daha göstereyim. Güzel. Ve önceki videoda yalnız şunun 2 tane bardak koyma yeri olduğunu da söylemeyi unutmuşuz. Gurucum, hoş geldin. Şimdi de Alanya Belediyesi'nin bir icadı var. Suyun üzerinde şu an yüzerken görüyorum onu. Onu göstereceğim. Tamamen atıklardan üretilen bir çevre temizlik aracı. Denizin üzerinde çalışıyor. Yüzey temizliği yapıyor. Baksanıza, çok enteresan. Yani tamamen atıklardan üretilmiş olması çok manidar, çok zekice. Alanya Belediyesi'nin iyi işlerinden bir tanesi. Yani plaj gerçekten Kleopatra plajı. Yani Türkiye'nin herhalde en kalabalık plajlarından bir tanesi. Yani yaz döneminde inanılmaz nüfus oluyor. Şimdi biraz plajı da göstereceğim size. Yani ister istemez atıklar denizde buluşuyor. Sadece burası değil, tekneler var. Şöyle tekneleri de göstereceğim. O teknelerden de gelen böyle atıklar oluyor. Böyle güzel bir hizmet. Biraz da bu tarafı gösterelim. Bu taraf batı tarafı. Hemen arka tarafta da teleferik var. Teleferik de yapıldı. Birkaç tane oldu. Acayip ilgi görüyor. Yani deli gibi sıra var. Yabancılar kaleye çıkabilmek için teleferiği tercih ediyorlar. Yani Alanya şehrine, Lopatra bölgesi inanılmaz bir hareketlilik yapıyor. Orada fiyat tarifesi olarak onu önünden geçersek sorarım. Şöyle bir ayrıntı var teleferikte de. Türkler için farklı bir fiyat, yabancılar için, turistler için farklı bir fiyat. Ben ilk başta bu garip demiştim. Yani neden böyle ayrışma var filan, ama dünyanın her yerinde teleferiklerde ve birçok bazı turistik bölgelerde bu iş böyle oluyormuş dediler. Yani ama yine de garip. Ama çünkü ekonomik farklılık var gerçi. Şimdi adamların gelir seviyesiyle bizimki bir değil yani. Türk o zaman onlara göre ayarlanırsa Türkler binemeyecek. O anlamda düşündüğü zaman da gayet mantıklı. Şimdi bunu Volkan'a bir soracağım bakalım ne düşünüyor. Hocam. Gene. Evet, bir konu var. Çok önemli. Evet. Şimdi aynen. Burada teleferik var hemen arkamızdan geçiyor. Ben şunu soracaksın zaten. Ha, yok onu yok ya. Onu anlattık onu gitti. Ne bu teleferikte çift tarife var. Türklere daha ucuz, turistlere daha pahalı. Evet. İlk başta ben bunu duyduğumda tepki vermiştim. Dedim ki yani saçma yani hani ayrımcılık var gibi falan ama bu sefer adamlar da şöyle söylediler. Yani yabancıya göre ayarlanırsa o zaman Türkler binemez. Evet. Gibi bir konu var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Türklere göre ayarlanmasın. Yok, Türklere göre ayarlanmasın. Yani herkesin alım gücüne göre ayarlanması bence mantıklı. Mesela şeyde bildiğim kadarıyla. Yurt dışında da örnekleri varmış onun için. Bilmiyorum. Mesela müzelerde de bu şekilde değil mi? Evet. İstanbul'da müzelerde de bu şekilde. Mesela şeyde Nevşehir'de şeyde balonlarda falan. Hmm. Mesela Türkler binemiyor diye biliyorum. Çok pahalı olduğundan dolayı. Türkler balona binemiyor. Patlamış. Öyle değil de ev kiralarını, akaryakıt fiyatlarını, temel gıda ihtiyaçlarını Türklere göre ayarlıyorlar mı ki? Bir şeye mi kaldı iş? Teleferiğin fiyatına mı kaldı? Yani. Doğru. Ondan da yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Oğlum adamın işi o. Adam teleferikle ilgili bir önlem almış. Böyle alabilmiş yani. Bütün Türkiye'yi hükmedebilse belki yapacak adam. Kavga çıktı arkadaşlar. Biz denize girdik. Program bir anda siyasi programa döndü. Teleferik uygulayacağı. Aynen. Abdülhamit'i ben savunmadım. Sen savundun. Kapat. Aynen artık dönüşe geçiyoruz. Güzel bir gün geçirdik. Bak daha şu kadar daha var. Aynen. 10 santim daha var. Evet. Minimum kadar. Aynen. Artık şimdi Zehra'nın doğum günü partisi var. Akşam oraya doğru gideceğiz. Ona sürpriz etkinliklerle onu mutlu etmek için çaba sarf edeceğiz. Volkan Onur. Volkan Onur. Onur Volkan. Şimdi Alanya'daki bir klasik manzaralardan birini göstereceğim size. İşte içeride Dortmund taraftarlarının maç izliyor. Vallahi adamlarda nasıl bir community varsa hemen haberleşip birleşip buluşuyorlar. Mekanları dolduruyorlar. Güzel. İstanbul'dan gelen masum köylüler. Bunlar gerçek köylü. Bakırköy'den geldikleri için. Köylüler yani. Milletin efendisi bunlar. Sağdan devam. Şey anlatayım mı? İçilmiş birayı çalan turisti. Anlat. Abi bir gün Kızılkule'de oturuyorum. Bir tane şey geldi. Bir tane bira aldım dedim bir tane bira içeyim falan filan. Akşam böyle biraz yorgunluk atayım orada. Denize nazır. Abi herif geldi benim omzuma dokundu. Şöyle kafayı çevirdim. İşte dedi saat kaç falan filan. Dedim ha, gösterdim saat şu falan. Teşekkür ederim dedi gitti. Neyse aradan birkaç saniye geçti. Ben biramı yudumlayacağım. Bir baktım bira yok. Şu kafayı bir çevirdim. Adam 100 metre dünya rekoru topukluyor mu? Şeklinde ama uzun mesafe koşuyordu. Topukladı gitti yani. Yani açılmış birayı çalan bir turistle karşılaşmış oldum. Böyle bir hikayem oldu. Yani aslında bir turist sonuçta ne bileyim daha yerliye göre daha fazla toleranslı. He olabilir. Ya mesela bana deseydi ya bir bira alır mısın bana deseydi ben ona alırdım oradan yani. Mesela. Sen yine almazdın. Öyle yani bilmiyorum o anki psikolojiyi alırdım gibi düşünüyorum. Yok, yabancı yani. Sonuçta gelmiş adam bira içmek istiyor da tatilde diye düşünürdüm. Yani. Hayır bira almazdım. Ama değerli verirdim. Dediğin gibi şey mi yoksa belki de dediğin gibi kendini deniyordu yani ben bu birayı buradan çalabilir miyim? Kekler miyim ben bu çocuğu demiş. Keklemiş. Keriz yerine koyamam aptal gibi orada yani. Bırakır mıydım? Belki de bunu başardı. Üçüncüsünü kazanacaksın bu macera sayesinde. He, belki de iddiaya girdi. Daha büyük bir şey kazandı. Ben bira diyorum ama. Ha mesela evet. Yani... Peki Son geldiğinizden beri bir değişiklik gördünüz mü? Alanya'da var mı? Abi çok kalabalık, çok. Biraz daha kalabalık. Artık bir şehir burası bence. İlçe değil. Ya, Ekim ayına göre, geçen yıl Ekim ayına göre. Şimdi mesela biz buradan Datça'ya doğru gideceğiz. Olimpos, işte Fethiye, Datça en son. Datça eminim bomboştur. Fethiye'de sakindir ama burası artık yabancılar, Türkler karışık. Kocaman bir şehir olmuş burası. Aynen. Ve yani bayağı da bir şey var. Dedikodular artık ayyuka çıktı. İl yapacaklarmış abi. Ne yapacaklarmış? İl. He. Ama nasıl yaparlar? Manavgat'ta il olalım diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Manavgat bir şey değil ki bunun yanında. Yani nüfus. Alanya olur oğlum, Alanya. Bir de en sonda burası değil mi? Aynen. Antalya'nın en sonunda Gazipaşa var. Gazipaşa var. Aynen. Yukarıda Gündoğmuş var. Batıda Manavgat var. Alanya, işte. Gazipaşa var. Yani Alanya'yı merkez yapıp Manavgat, evet. Gazipaşa, Gündoğmuş öyle bir tararlarsa neden olmasın? Aynen. Olmalı mı? Benim için ne değişiyor? Yani acaba olmalı mı ya? Ben İstanbul'u büyük şehirden kaçmış gelmiş birisi olarak olmalı mı yani acaba diye düşünüyorum. Bakırköy'den benim için fark eden şey olmasa ya, daha mı iyi olur? Bunun... Olur, kalabalıklaşacak çünkü. Burası daha çok memurlar gelecek, bilmem ne gelecek. Daha çok hizmet falan filan her şey açılmaya başlayacak hızlı daha. Bilmiyorum, belki ben de daha sakin bir yere kaçarım. Yani. Şehirden iyice uzaklaşıp olabilir. Çok. İyi akşamlar. Evet, biraz ses alalım. Evet, dilekler içeride.